Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yine yeniden bir gümüş perdeye. Bugün yine huzurlarınızdayız. Yine huzurumuzda sevgili Erkan hocamız var. Efendim alkışımız geliyor değil mi sevgili yönetmenimize sesleniyorum. Evet teşekkür ederim. Aman efendim sağ olun. Bunlar yine seyircilerimizin alkışları gibi hayal ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de seni alkışlıyorum kalben. Bilmukabele hislerimiz karşılıklı kıymetli hocam. Güzel bir kış gecesinden size sesleniyoruz. Bu gece bizi böyle bir kışın soğuğundan içimizi ısıtacak bir filmle mi geleceksiniz? Yoksa ne dinleyeceğiz hocam bugün sizden? Merak içerisindeyiz. Kulağımız sizde. Teşekkür ederim. Gerçekten Kamil'e malum oldu diyelim. Gerçekten bu doğru anlamda malum oldu. Sıcacık bir hikaye anlatacağım. Sıcacık bir hikayesi olan bir filmi anlatacağım bu akşam. Bir Bollywood filmi. 2018 yapımı bir Bollywood filmi. Hep Hollywood gidecek halimiz yok. Bazen Bollywood'a da fırsat vermek lazım. Gerçekten ara ara çok iyi ürünler piyasaya çıkarıyorlar. Ama hocam çok özür dilerim, çok özür dilerim araya giriyorum hakkınızı yememek için. Devamlı Hollywood filmleri anlatmadınız burada. İran filmleri de konuştuk. Yani anlattınız bize örnek olarak, örnek filmler olarak gösterdiğiniz çok güzel filmler de vardı. Onu bir parantez açıp seslendirmek istedim. Buyurun, bölmüş oldum. Çok teşekkür ederim. Özür diliyorum. Gönlüm rahatladı, ferahladım. Ne demek, teşekkür her ederim. Zaman, her daim. Sağ olun. Arkadaşlar bu yüzden var. evet, güzel olan her filmi biz burada tavsiye ediyoruz. Sui Dehaga, Türkçesi İğne İplik. Bilumum web sitelerinde bulmanız mümkün. 2018 yapımı. Aslında bir aile filmi, tür olarak dram ama yer yer komedi unsurları var. Bu filmi tavsiye etmemdeki sebep sıcak aile hikayesi. Aile olmak, eş olmak, evlat olmak aslında bu evrende geçen bir hikaye. Hayal kurmak, hayallerin peşinden gitmek. Dünya gerçeklerinin o hayalleri tarumar etmesi ama inançla, özveriyle, azimle çalışıp tekrar bunu başarma, bu hayali gerçekleştirme üzerine böyle bir konusu var. Ve bana göre teması şu, eğer kendine inanıyorsan asla vazgeçme. Ve sahip olduklarının kıymetini bil diyor film, yani yüksek sesle. Ama işleyiş olarak gayet naif bir film. Şöyle ki günümüze geçen bir hikaye. Hindistan deyince ilk akla gelen şeylerden biri bizim de bir atasözümüzden dolayı ya da deyimden dolayı bilirsin. Bulunmaz Hint kumaşı diye bir tabir var. Doğru. Bir terzinin hikayesi. O hikayede bu arada bambaşkaymış. Bulunmaz Hint kumaşı meselesinin altında çok büyük bir dram varmış. Bir ara onu da konuşuruz. O öyle. Peki hocam. Basit bir deyim değilmiş. Bir ataerkil, bir Hint ailesi düşünelim. Ama onlar da hani bizdeki ataerkilin daha ilerisinde daha çok babaerkil bir aile var. Evin reisi baba, her şeye karar veren baba. Bize çok benzeyen bir kültürleri var Hintlilerin. Anne babaya sonsuz bir hürmet, saygı var. Manji diye bir evlat, iki numaralı oğul bu. İki oğlu var ailenin. Diğer oğul üç güveysi dediğimiz bir evlilik modeliyle evlenmiş ve ailesine pek faydası yok. Manji görücü usulle Mamta diye bir kızla evlenmiş. Çok da tanımıyor yani sevdiği insanı. 4-5 yıldır evli. Anne babasına ve karısına bakmak için bir çarşıda bir yerde bir kumaşçıda çalışıyor. Aslında yani çok sevilen, çok çalışkan bir çocuk Manji ama
o insanların ona saygısı yok. Yani çok fazla değer verdikleri bir sahne görmüyoruz. Bu eşi Mamta filmin başından itibaren çok sessiz, edilgen bir karakter. Ama bir sahne görüyor, oraları işte insanlar izlesinler, seyircimiz. Onları anlatmayayım, biraz hızlı geçeyim. Bazen böyle notlar geliyor. Neredeyse filmin yarısını anlatıyorsunuz diye. O yüzden bazı yerleri atlayarak geçeyim. Bir gün o aslında onu uyarıyor. Diyor ki yani burada hiç değerinin olmadığını fark etmiyor musun? Hiç sevilmediğini, hiç saygı görmediğini fark etmiyor musun diye. O da şöyle bir şey söylüyor. Aslında bu özveri, yani yıllardır yaptığı şey buymuş. Ama başka çarem yok. Hani ailemi geçindirmek için ben bunlara katlanmak zorundayım şeklinde. Gerçekten çok onur kırıcı, gurur kırıcı bir davranış biçimleri var patron ve oğlunun. Ve bir gün daha fazla dayanamayıp o eşinin de telkiniyle bir gün postayı koyuyor onlara. Türk filmleri gibi yapmıyor. Gayet onurlu bir şey. Hani siz kovmuyorsunuz, ben istifa ediyorum gibi değil. Gayet sağa solu dağıtarak, benden sonrası tufan mantığıyla ortalığı dağıtıp istifa ediyor ve ayrılıyor oradan. Tabii evde bir deprem etkisi. Annenin kalbi çok fazla buna dayanmıyor. Ve kriz geçiriyor. Sonra çok pahalı bir tedavi süreci var annenin. Manjinin bir nedamet süreci var. Yani çünkü para lazım, büyük paralar lazım ve şu an işsiz. Peki ne yapacak? Eşi ona diyor ki, eşi evdeki annesinin ve eşinin kıyafetlerini tamir ediyor, yeni bir şeyler dikiyor. Yani çok iyi bir terzi. Eşi ona Mamta şunu söylüyor, yani yeteneklerinin farkında ol ve yani kendini ispatla. Sadece sevdiğin işi yap. Yani bununla da para kazanabiliriz. Ve önce bir şeyler yapıyor. Açık havada şey deniyor. Bir bulma süreci var. Oralar çok güzel. Makina edinme süreci. Dikiş makinesi. Ama dükkan kiraları, ateş pahası, hiç paraları yok. Sonra bir seyyar satıcının yanına açık havaya bir tezgah kuruyorlar. Ve öyle başlıyor aslında. Sonra tabii kimse gelmiyor, gitmiyor. Biraz böyle kötü günler geçiriyorlar. Hiçbir şey öyle sıfırdan, değil mi? Yani başlamaz. Hiçbir zaman her şeyin bir süreci, bir aşaması, her şey vaktini bekliyor. Bir süre sonra yavaş yavaş bir şeyler oluyor. Annesi hastanede olduğu için oradaki kadınlarla tanışıyorlar, ediyorlar. Hastane kıyafetleri dikmeye başlıyor. Birilerinin dikkatini çekiyor bu. Bir akrabanın ve onu bir tekstilciyle tanıştırıyor. Bir süre sonra anlıyorlar ki onlar da hastaneye kıyafet diken bir tekstil atölyesi. Gayet maaşları güzel, eşi de orada çalışıyor, beraber saygı da görüyorlar. Yani çok fazla şeyleri yok. Ama bugün şeyi öğreniyorlar. Onlar hastaneye bir süre kıyafet satmışlardı. Yani bu işin teklifi o gün gelmişti. Atıyorum 500 liraya sattıkları kıyafetin aynı kıyafeti atölyede dikiyorlar. Onların modelini onayladı atölye. Kendi modellerinin işçisi olmuşlar ve atölye bunu hastaneye kişi başı 2000 liraya sattığını düşün. 4 katı neredeyse. Yine bir onurlu duruşla oradan da ayrılıyorlar. Hatta makinayla kaptırıyorlar maalesef. Sonrasında bir ricayla geri makine alınıyor ama şu anda tabii annenin kalbi yine berbat bir durumda. Annenin kalbi çok olup bitenlere dayanacak gibi değil. Bu süreçte ikinci bir hikaye şöyle. Film başladığında eşim Mamta'yla ilgili çok resmi bir şeyi var. Manji'nin ilişkisi var. Çünkü tanımıyor. Öyle bir karı koca muhabbeti, bir romantik durum, ortak zaman, bir beraber bir şeyler yapmıyorlar hiç maalesef. İş, ev arasında gidilen bir sıkıcı bir hayat. Bu hayalleri gerçekleştirme ya da tırmanma, tökezleme, direniş sürecinde aslında eşiyle vakit geçiriyor ve eşini tanıyor Manji. Bu iki karakterde bir dönüşüm. Kadın daha çok gülmeye başlıyor, daha mutlu. Filmin başında çok mutsuz görünen bir kızdı. Nitekim bitti, buraya kadar olmadı, hayal kurduk ama gerçekleştirmiyor. Pes ettim, en başa döneyim. Hatta o ilk ayrıldığı dükkana bile gitmeye kafaya koyuyor.
Ve eşi onu durduruyor. Biraz daha yavaş yavaş aileden de destek görmeye başlıyor. Ve nitekim tam pes etmeye ramak kala bir fashion, design ve moda tasarım yarışmasından haberdar oluyorlar. Ama oraya profesyoneller katılıyor. O atölye, mesela atölye bile katılıyor. O ayrıldıkları büyük atölye. Diyorlar ki yani neden olmasın? Biraz birbirlerini yüreklendiriyorlar. O her zaman baştan beri yanlış yaptın diyen anne baba bile artık arkalarında. Komşuları, çünkü ilişkileri çok iyi. Onlar çok sevilen insanlar çevrelerinde de her zaman. Ve diyorlar ki tamam. Gidip kayıt oluyorlar. Onun bir seçmeleri var. O süreç de biraz çok heyecanlı geçiyor. Ve bu yarışmanın tüm süreci biraz bizim eski Türk filmlerimizi, mahalle filmlerimizi hatırlatan tatta devam ediyor. Ve biz merakla bekliyoruz. Hayalleri gerçekleşecek mi? O kadar profesyonelin arasından sıyrılıp dereceye girecekler mi? Heyecanla bekliyoruz. Biraz finali söylemeyeyim şimdi. Final çünkü herkes için. İyi olur. evet. Biraz Hint filmlerinin özelliğinden dolayı hani bunda çok dans yok. Filmlerin hani üçte biri dans olur ya. Pek doğru. Dans yok ama müzik yok. Müzik altı sahneler var. Şarkılar var. Çok güzel şarkılar var. Biraz ritmi düşük. Ama bu bizi sıkmıyor. Çünkü ara ara çok güzel komedi unsurları yerleştirmişler aslında bu dramın içine. O da hani hayatın kendi gerçekliğinde, kendi doğalında hiç sırıtmayan gayet doğal komediler işlenmiş. Özellikle kadınlara bakan tarafında çok güzel komedi unsurları var. Ben rejiyi de bir adını hatırlamıyorum ama bir kadın yönetmen galiba. Ama bir hani terzi işi, kumaş işi bir başarı hikayesi olunca o konuda kadınlar daha iyi yapıyorlar bu işi. İyi de kadın yönetmene teslim edilmiş iş. Çok başarılı buldum. Ailece oturup izleyebileceğiniz üzerine sonrasında konusu ve mesajları üzerine müzakere edebileceğiniz naif, sıcacık bir film. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Güzel bir film olduğu anlatışınızdan belli oluyor. Biraz önce söylediğiniz gibi yani bu müzik konusu Hint filmlerinde gerçekten göze çarpan, hatta bir arkadaşım sırf ondan dolayı Hint filmlerine karşı özel bir ilgisi ve alakası var. O müzikle hayatın iç içe geçmiş olmasından, biraz o kültürlerinden kaynaklanan bir şey. Ama şöyle bir bilgim var hocam, bilmiyorum doğru mu? Hint filmlerin özellikle iç piyasada, daha film piyasaya çıkmadan filmin albümü, soundtrack albümü çıkarmış, ondan sonra film çıkarmış. Müzik orada o kadar önemli. Yani bir filmin tutup tutmayacağı artık müziklerinden bile belli olurmuş. Yani müzik albümü tutuyorsa film de otomatikman, çünkü çok geniş bir coğrafya, bayağı bir sinema salonları var. O fakirliğin içerisinde de olsa insanlar film seyretmeyi seviyorlar. Bir de ilginç gelen kıymetli hocam, Bollywood sinemasının bizim yerli sinemaya uygun olması ya da kendi insanımıza yakın durmasının hikmeti nedir ya da ne, bu kültürün benzeşmesinden mi kaynaklanıyor? Aslında kültürler de birbirine çok benzemiyor. Ama o örgü, ben çocukluğumdan bile hatırlıyorum. İşte evimizde Hint sineması revaçtaydı. Filmler gelirdi. Annem bir Hint filmini seyredince ağlardı filan vesaire. Bu hepimizin yaşadığı duygular. Acaba bu nereden kaynaklanıyor? Acaba o öykülerin biraz önce söylediğiniz gibi içimizi ısıtan kısmından mı kaynaklanıyor, yoksa evrensel hikayelerin bize bakan yönüyle benzeşmesinden mi kaynaklanıyor hocam? Bunu bir workshop'ta da konuşmuştuk bir yerde, tam hatırlamıyorum. Dediğin gibi az önce evrensel hikaye yakalıyor adamlar. Aile hikayesi, naif insan hikayesi, her coğrafyada geçebilecek insan hikayesi yakalıyorlar. Ve bunların tarzı o. Hani Hint sinemasının, Bollywood'un tarzı bu. Çok fazla politik hikayeye girmezler. Genelde insan hikayesi, aile hikayesi, romantik komedi,
Bu tür hikayeler. Çok az hani polisiye görebilirsin. İkinci alt başlık da bize bakan tarafı, bizim hani Türk seyircisine bakan tarafı benzerlikler. Aile yapısı yani farklı inançlar olmasına rağmen çok benziyor bize. Yani ailenin ataerkil aile yapısı, erkek çocuğun bir tık kıymetli oluşundan gelin kaynana ilişkisine kadar çok benzeyen bir kültür var. Bunun haricinde aslında Hinduizmin ya da Budizmin gibi bu tür inanışların öğretilerin İslam'a çok benzeşen özellikleri var, tarafları var. Ortak ahlaki değerler de var. Mesela Hint filmlerini baktığınızda çok fazla böyle açık saçık sahne, çok ağır diyaloglar, yani çok hani artı 18 yani genel seyirci için üretilen, salonda izletilen filmler için yani artı 12'yi geçmez. Yani çoğu Hint filmi, Bollywood filmi. Böyle de bir çıtaları var bence bu yüzden diye düşünüyorum. Sadece Bollywood'la değil bizim Kore'yle de çok ortak şeyimiz var. Onlarda da inançlarımız apayrı, kültür apayrı ama çok ortak noktalarda buluşabiliyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz güzel öneriniz için kıymetli hocam. Seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdılar, bizi izlediler. Elbette yorum yapıyorlar. Biz de yorumlarını okuyor, cevap vermeye çalışıyoruz. Yine yorumlarını bekliyoruz. Kanalımıza beğenilerini ve abone olmadılarsa aboneliklerini bekliyoruz. Esen kalın diyoruz. Var mıdır efendim söylemek istediğiniz bir şey kıymetli seyircilerimize? Kendinize çok iyi bakın. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Kendimize iyi bakıyoruz. Evimizde güzel filmler seyrediyoruz. Eşle, dostla, aileyle. Görüşmek üzere efendim.